Konsol Oyundan merhaba sevgili oyun severler. Geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğumuz bir Xbox One videosunda, Xbox One X videosunda bu işlerin böyle olmayacağını ve Microsoft'un mutlaka yeni konsoluyla birlikte yeni kendisine ait özel IP'lerle çıka gelmesi gerektiğini, çünkü bir konsolun nihayetinde bir e, kompakt bilgisayar gibi değil, kendini oyuncuya özel hissettirecek e, oyunlarıyla ön plana çıkabileceğini dile getirmiştik. Ve nihayetinde bugün Phil Spencer da bizle aynı görüşü paylaştı efendim. Bloomberg'e çıktı kendisi ve yaptığı açıklamada Xbox One X'e güvendiklerini ama ilerleyen safhalarda yazılım kısmına da destek vererek kendilerine ait IP'ler, kendilerine ait oyunlarla çıka geleceklerini dile getirdi. Nihayetinde 60 milyona 30 milyonluk arada uçurum gibi bir fark var rakibiyle ve ben şu konuda iddialıyım. Eğer Nintendo Switch bu hızda giderse ve Nintendo'dan bu desteği almaya devam ederse Xbox One'ı da geçer. Yani böyle bir şey var. Ee, arkadan da gelen güç var. Çünkü Xbox şeyin Nintendo Switch'in de ayrı bir kitleye hitap etmesi durumda söz konusu, konusu tabii ki burada. Ee, sen ne düşünüyorsun yani baktığımız zaman Xbox One tanıtıldığında Hello, Gears of War, Forza Motorsport bunlar zaten aslında Nintendo'nun da Mario, Zelda, Metroid veya Mario Kart dediğimiz oyunlarına benzeş ama bunların yanı sıra yeni IP'lere ihtiyacı var. Mesela ARMS gibi, e, Sniper Clips gibi. E, ya ne, ne gibi oyunlarla çıka gelmesi lazım diye düşünüyorsun abi Xbox One markasının daha bir ön planda olması için? Ne gibi oyunlarla? Valla e, şimdi benim kendi tercih edeceğim oyun türü var. Bir de gerçekten ne gibi oyunlarla ortaya çıkması gerekiyor? kendi tercihinde ee, genel kitleye hitap eden de olabilir. Ya benim kendi tercihim Scalebound gibi oyunların çıkması olurdu elbette. Ama bu Xbox sattırır mı? Hayır. O kadar da sattırmaz. Ee, ne gibi oyunlarla çıkması gerekiyorsa hmm. onlar da açıkçası şu anda PlayStation'in yaptığı şeyler aşağı yukarı aynı. Aşağı yukarı o tarz oyunlarda. ...yaklaşık 4 third, third person kamera açısı... ...omuz üstü şuradan gösteren... ...yanında kompanyonla beraber yürüdüğün oyunlar diyelim <laughs> efendim. Bu tarz oyunlar. Ee, şaka bir yana... ...yani abi... ...özellikle her türlü oyun olabilir aslında. iyi yapıldıktan sonra ekskluziv olarak gerçekten... E, ...iyi marketing ve... ...iyi, iyi cilalanmış bir oyun... E, her şekilde zaten tutacaktır iyi yapıldığı sürece. Ama önemli olan first party olması ve gerçekten Xbox One'a özel olması ve özel hissettirmesi. Önemli olan kısım orası aslında. Hı hı. Yani Xbox One'ın sürekli olarak yaptığı şeyi son birkaç yıldır Abi Hangi oyun çıkarsa çıksın hepsinin Windows 10'a da çıkıyor olması direkt olarak o makineyi özel hissettirmiyor. Ya özel hissetmeyi şeyini yok ediyor tamamen. Hı hı. Ya ben gerçekten niye Xbox One'da oynayayım ki diyorum. Şu anda mesela yeni çıkacak olan oyunlar da bundan sonra çıkacak olan oyunların hepsinin Windows 10'a çıkacağını söylüyorlar. Bilmiyorum Halo 6 duyurulursa gerçekten Windows 11'de duyurdum sanmıyorum açıkçası. Halo, Halo, 6 kal. E, Halo markası var. Onun hiç uzaklaşmazlar diye düşünüyorum. Hepsi çıktı. Forza hı hı. Motor Forza Horizon çıktı, Motorsport çıktı e, Gears of War çıktı. Ya yani bir tek Halo kaldı zaten. Şimdi yıllar önce Phil Spencer 2014'teydi galiba. bir konsol önemli yap, yani bir konsolu konsol yapan şey first party oyunlarıdır. Biz first party'ye bayağı ağırlık vereceğiz demişti bu adam ve ben demiştim ki helal olsun. O dönem özellikle Sony kötü bir yıl geçiriyordu. PlayStation yani kötü bir yıl geçiriyor dediğim oyun şey açısından, kütüphane açısından, eksklüzif kütüphane açısından hiç de bir şey, iyi bir şeyler yoktu. Hiçbir şey göstermemişler E3'te de zaten. Rezalet bir E3'tü. Ondan dolayı hani böyle bir şey yani Phil Spencer'ın açıklamasından ben bayağı bir saygı duymuştum dedim. Yani helal adam bulmuş yani olayı doğru doğru yoldan gidiyor. Ondan sonra takır takır bütün oyunlar Windows 10'a çıktı falan filan. Böyle bir güçlü bir first party line var gibi duruyordu. O lineup up eridi, kayboldu, yok oldu, gitti resmen. Burada Windows 10'da işte oyun marketini genişletmek ve geliştirmek için Steam'e bir rakip olsun diye her ne kadar bunu açıkça beyan etmeseler de bir oradaki oyunları aktarmaya çalışıyorlar Windows 10'a özel olarak. Ama Garip bir şekilde bazı oyunlar Steam'e de çıkıyor. Hı hı. Ee, yani Windows 10 burada tam olarak ne yapmayı amaçlıyor bilmiyoruz ama işte Minecraft'ı mesela satın aldılar biliyorsun. Oyun dünyasının en güçlü markalarından bir tanesi. Ve e, Microsoft'u özel hale getirdiler. Hı hı. Onu işte Windows 10 üzerinden satıyorlar vesaire. Ben şey hatırlıyorum. E, bu Red Ferguson'un Bioshock yapımcılarının arasından ayrılıp da Microsoft'ta özel bir stüdyo kurmuşlardı. Gears of War 4 verilmeden önce yeni bir IP üzerinde çalışıyordu. Böyle bir siyahlar giymiş bir adam bir gökdelen gökdelene tırmanıyordu abi. Yepyeni bir IP'ydi. İsmi de Project Blackmine öyle diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Çok mutlu olmuştum. Aa dedim ulan yepyeni bir şey geliyor. Ondan sonra o projeyi tamamen rafa kaldırıp Gears of War 4 üzerinden gitmeyi tercih ettiler. Yani başarılı olanı devam ettirmek bu endüstride sadece hani Microsoft, Xbox değil, her firmanın yaptığı şeyin hayatında çünkü aşina olduğu bir oyun oyuncunun ne bekleyeceğini biliyor, ne alacağını biliyor. Asetleri belli oyunun. Onu birazcık değiştirse zaten yeterli olacak oyunu satması için vesaire. E, bu yüzden dolayı sanki biraz nasıl diyeyim yatırım yapmaktan çekiniyorlarmış gibi. Mesela dün kapanan konuştuk ya Runic Games. Hı hı. Zamanında Microsoft gitmiş onlara bu Lionhead'i kapattıktan sonra bize Fable oyunu yapın demişler ama kalmış artık nasıl bir süreçten geçtiyse ya bunları yapmaktan çekinmemeleri lazım diye düşünüyorum mesela yeni bir fable oyunu bile olabilir boya vere versinler yapsın. Bayoverde eski Bayoverde verdiği gerçi ama sonuçta Hı. bir fable oyunu olabilir. Bunun yanı sıra yepyeni oyunlar isimlerde olmak zorunda diye düşünüyorum ben. Ya farklı farklı türlerde bir sürü oyun yapmaları gerekiyor açıkçası ama adamlar şu anda e, tamamen kendilerini kapadılar first party title'lara. Third party üzerinden yürümeye çalışıyorlar sadece. E, yani Xbox 360'daki güce de sahip değiller. Third Party'de şu an PlayStation yük veriyor. Yani şu anda attıkları adımı 5 5 sene önce atmaları lazımdı açıkçası. Yani şu anki attıkları bu first party bir stüdyo satın alıp onun üzerinden oyunlar yaptırma muhabbetini bayağı geç kaldılar bu işi yapmak için. yani dediğim gibi en az bir 4-5 sene önce atılması gereken adımdı. Şu anda Xbox One'ın böyle çok sağlam bir eksklüzif kütüphanesi olması gerekiyordu ki insanlar daha böyle bir yönelsin diye düşünüyorum ben. Ne kadar doğru düşünüyorum insanlar ne kadar önemsiyor eksklüzif bilmiyorum ama Bizim için konsol eksklusif. Bizim bile. için. bizim için. Tabii canım dışarıda <laughs> çoğu oyuncu ya kardeşim benim için eksklusif falan önemli değil. Ben e, 2900 liralık alette bugün işte 4000-5000 liraya 6000 liraya toplayacağım makinede elde edemeyeceğim performansı elde ediyorum. Benim için öncelik budur diyor. Ama ben de önceliğin o değil eksklusif oyun olduğunu anladım. Hatta geçen sefer konuşmuştuk Xbox 360'ın çıkış zamanında özel oyunlar var mı yok mu diye. İşte Lost Odyssey'i saymıştık o zaman için. Blue Dragon'u saymıştık. JRPG'de bile eksklusif yapımlar varmış yani Xbox 360'ta Mesela Mass Effect çok uzun süre PlayStation 3'e gelmedi. İlk oyun. İkinci oyunla birlikte çıktı hatta hı hı. E, PlayStation 3'e. O yüzden hatta Mass Effect'in içerisinde şey koydular. Dijital seçimli e, bir çizgi roman koydular. Hı hı. Seçimlerini taşısın vesaire diye. Bayoşat Hakeza bir sene sonra mı iki sene sonra mı ne geldi PlayStation 3'e. O zaman da işte Time Exclusive dediğimiz olaylarla ama işte çok... ...güçlü isimlerle ön plana çıktı yani. E bunu şimdi Rise of Tomb Raider'da falan yaptılar da... abi ...Rise of Tomb Raider mesela bir mesefek Effect değil. O, değil ya. Ya o etkiyi bırakabilecek bir oyun değil. Belki de artık oyun dünyası... ...bir oyunu öyle bir sene iki sene bir konsol eksklusif yapmak için çok pahalı hale geldi. E ama bence buradaki en mantıklı hareket... ...Phil Spencer'ın dediği gibi stüdyoyu satın alıp... ...oradan en iyisini beklemek olacaktır diye düşünüyoruz. Sizler de yorumlarınızı belirtirseniz bir teşekkür oluruz arkadaşlar... Var mı eklemediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey dostum? Yoktur efendim. Peki. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar.